Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Antalya'dayım. Antalya'da Nirvana UCI Grand Fondo'nun parkurunu süreceğiz birazdan. Kısa parkuru süreceğiz. Biliyorsunuz daha önce uzun parkuru sürmüştüm. Ve efsane parkur, dümdüz bir parkur. Kısa parkur da aynı. Kısa parkur daha düz bir parkur. Toplamda 100 metre mi ne tırmanış var. Şimdi biraz sonra Türkiye'nin en iyi bisikletçilerinden biri olan Ahmet Örken'le beraber kısa parkur testi yapacağız. Bu arada Nirvana Otel'e de teşekkür ederiz böyle bir yarışa destek olduğu için. Evet, dediğim gibi Ahmet Örken geldi. Bu Ahmet! 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 Evet, Ahmet de geldi. Ne yapıyorsunuz? Keyif de burada. Nasıl keyifler? Güzel abi. Hava da güzel. Hava süper lan. Aynen. Vay. Geçen hafta sonu dondum arkadaşlar. Uzun kollarla İstanbul'da. Burası mis valla. Hadi sürelim o zaman. Antalya'nın nimetlerinden faydalanıyoruz. Değil mi? Siz ne zamandır buradasınız? 2 gün. 2 gün daha yeniymiş bunların da. Aynen. Forman çok yakışmış şu an. Teşekkürler abi. Konuşuruz birazdan. Hadi şimdi sürelim. Evet, buradan startı alıyoruz arkadaşlar. Buralar nötral start olacak. Önce şu aşağı Lara'ya doğru bir ineceğiz. Kocaman bir yol var arkadaşlar. Nötral start da çok rahat olacak. Tam olarak startı hangi kilometrede vereceklerini bilmiyorum açıkçası. Ama bunun sonunda şöyle bir hafif bir yokuş var. Bir kısa parkurun ve uzun parkurun ilk yokuşu orası. Ama çok zorlayıcı bir şey değil. Hadi bakalım, devam. Senin de bisikletin çok güzelmiş. Beni örnek alıyorsun. Evet. Eyüp'te yarışacak arkadaşlar. Yarışı. Romanın sen karşıda ve uzun parkurdayım. Uzun parkurdasın. Evet. Ahmet sen hangi parkurdasın? Ben izleyici parkuru. İzleyici parkuru. Komiser aracı. Forma çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkürler abi. Evet, biraz... Çok beğendim. Ne oldu şimdi forma? Neden böyle bir şey giydin sen? Neden böyle bir şey giydim? Çünkü Amerika'da menşeli bir takımda. Evet, artık evet, Ahmet'in yeni takımı arkadaşlar. Bir Amerikan takımı ve 10 numara bir takım, çevreci bir takım. Değil mi? Evet. Yaban ayet koyma vakfı adı altında. Yarışlara gittikleri ülkeler ve şehirlerde çevre temizliği yapıyorlar. Adı zaten Wildlife Generation, evet. Değil mi? Kesin, evet. Aynen, süper. Zaten Tour of Antalya'ya da geliyorlardı. En son RGS'e geldiler mesela biz. Milli takımın kampındayken, siz olimpiyatlar kampındayken, evet. Orada bir çöp toplama olayı yaptılar mesela. Bütün RGS'i temizlediler. Falan efsane bir takım yani. Zaten Tour of Antalya'da da onları görürüz. Ne olacak şimdi? Takımımız çevre temizliğinin yanında birçok kısada yer alıyor. Türkiye'de yarışıyorlar. Amerika, çöpleri Asya. Toplamak dışında yarışıyoruz diyorsun. Evet, bisiklete biniyorlar. Afrika kıtasında bütün kıtalarda hemen hemen yarışıyoruz. Canavar gibi tecrübe olacak ya. Evet, kesinlikle. Peki bu takımın statüsü ne? Takım kontinental seviyede. Ülkemizdeki Sport Toto takımıyla aynı seviyede bir takım. Kesinlikle ve katıldıkları yarışlar çok kaliteli yarışlar. Takımdaki menajer ve takım kesinlikle. Yani demin zaten itişiyorlardı, böyle omuz omuz atıyorlardı birbirlerine. Bu iş böyle değil mi? Peloton'daki yani durum o yani. Omuz omuzla mücadele tabii illa ki yani centilmenlik içerisinde fair play de herkesin yapması gereken normal doğal olan şeyler bunlar. Aynen yani yer kapma mevzuları tabii, falan. Tabii yani bunlar hep yarışta oluyor yani. Şöyle bir gerçek var yani, çizgide yarış çizgide başlar, çizgide biter. Yani ama önemli olan yarış öncesi ve sonrası centilmenliğin devam edebilmesi. Aynen öyle.
Hadi bakalım. Şimdi hala mis gibi yoldayız bu arada arkadaşlar. Kısa parkur için ve uzun parkur için de burası geçerli. Şimdi buradan ta Perge'ye kadar gideceğiz. Dönüp ondan sonra kısa uzun ayrılıyor. Şimdi kısa parkur testine devam. Yarışın ilk yokuşu arkadaşlar. Kısa parkur için en zor yokuşlardan biri. Arkadaşlar gerçekten kısa, dümdüz yarış. Evet, buradan sağa doğru döneceğiz arkadaşlar. Ve işte dediğim yokuş burası. Ama çok öyle etkileyecek bir şey değil. Fırt diye çıkıyorsunuz ve bundan sonra dümdüz. Ta Aksu'ya kadar dümdüz gideceğiz. Kilometrede arkadaşlar, burada sola keskin bir dönüş var. Bu otellerin orada. Buraya muhtemelen grup gelecek zaten. Onun için buraya dikkat etmek lazım. Hava güzel gözüküyor. O yüzden yağmur riski yok. Burada da kayma riski az ama burada ciddi bir dönüş var arkadaşlar. Dönüyoruz arkadaşlar. Tam 18.30'da. Yine dümdüz. Canavar gibi asfalt. Burada gruptan kopmamaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz grup içinde çok avantajlı gidersiniz. Ve grup hızlı gidecek burada. Buralarda. Peletonun avantajından faydalanın. Şu anda 23. kilometreye geliyoruz arkadaşlar. Hala cırlop gibi bir asfalt. Şimdi biraz sonra
İleriden dönüp şu aşağılara gireceğiz. ...23.7'de sola köy yollarına giriyoruz artık. Ama o yollar da güzel. Biraz daha keyifli ama. Bakın zaten işaretler de var. Şimdiden koymuşlar işaretleri. Yarış sırasında arkadaşlar beslenmenize ve sıvalımıza çok dikkat edin. Yani kış ama yerde sıcak oluyor. Sıvı alımı çok önemli. Sıvıyı da mutlaka elektrolitli, yani içinde bir şeyler olsun suyun. Sadece su içmeyin. Şu anda ben bunların içine on the go fuel koydum arkadaşlar. Benzini koyduk yani. Ve bunları antrenmanlarda da mutlaka deneyin. Hadi bakalım, devam. Keçiler, çekilin keçiler! Keçi misiniz, koyun musunuz, nesiniz lan? Evet, vahşi bir ortamdayız arkadaşlar. Biraz önce vahşi bir sürünün içinden geçtik. Evet, şimdi arkadaşlar 26.8'deyiz ve buradan sağa doğru dönüyoruz. Dön 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 dön. Şu anda 30. kilometrede, 30.8'de ilk ufak tırmanışa geldik arkadaşlar. Buradan ileriden sağa döneceğiz. Ama hafif tırmanarak. Ama yine bu grubun kopmasını sağlayacak bir tırmanış değil. Zaten eğimi şu anda görüyorsunuz. ...4.9, 4.8. Bir yerden sağ arkadaşlar. Devam, uzun burası. Başı burası. Perge'den ayrılıyor. Evet, yokuş bitti. Sağdan devam. Hemen zaten işi var. Yerde işaret var zaten arkadaşlar. Ama mutlaka site bilgisayarınız varsa siteden rotaları indirin. ...36.8'deyiz arkadaşlar. Şöyle buraları gördüğünüz zaman yokuş geliyor demektir. Biraz sonra sola doğru sert bir çıkış yapacağız. Tam 37, 37.1 falan.
ön grup koparsa burada kopar kısa da. Bakın orada direkte işaret var. Ondan sonra dönüşten dönüyoruz. Burada vitesinizi düzgün ayarlayın. Dediğim gibi bir yanda yokuş. Burası da güzel. Evet, bu bölümden sonra biraz daha rahatlıyor. Bitti. Bu kadar. Gerisi hep düzlük ve iniş. Bundan sonra diyorum yarışta pelotonun ortalaması 40 olur. Burada kopan kopar. Kısa parkurda özellikle. Burada burası uzun parkurda da var. Henüz ayrıma gelmedik. Ama harika bir yol geliyor şimdi. Buradan sola dönüyoruz ve Aksu içinden çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Perge, antik kentin oraya geliyoruz. Böyle mis gibi yolda gidiyoruz. Şu ana kadar 42. kilometredir yol kalitesi efsane. Yani daha hiç soğuk asfalt olmadı. Yine seraların arasına girdik. Mis gibi gidiyoruz valla. 42.8.
spor yoluna giriyoruz arkadaşlar. Tam 48. kilometrede. Biliyorsunuz Ironman parkuru burası. Burada genelde arkadan rüzgar geliyor bu tarafa doğru giderken. O bize biraz daha yardımcı olacak. Ama genelde. Şu anda hiç rüzgar yok mesela. Evet, bundan sonra arkadaşlar zamana karşı parkurundayız. Oranın dönüşü. Şu anda çevirmememize rağmen 35'te gidiyoruz mesela. O kadar güzel bir asfalt var. İşte böyle gruptan koparılır bir adam bu. Bir anda sprinte kalktı Ahmet orada. Biz de geride kaldık. 50 ile giderken ben sprinte kalkamam ama. İşte Ahmet kalkabilir. İşte 50 ile giderken bir anda sprinte kalkıp 53-54'e çıkar Ahmet. Evet. Baya koptum ben tabi, yetişemedik. Doğal olarak lan. Valla güzel antrenman oldu ama. Motor arkası antrenman yaptık. Evet. Ahmet. Bu adam işte zamana karşı da yarışacak arkadaşlar. Aynen. Güzeldi. Onun maksimum hızla ulaşmasını sağladın. Lazım olmuş. Aynen. Evet, buradan şimdi sağa dönüyoruz arkadaşlar. Aynen. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet, parkurda güzel bir antrenman yaptın. Şimdi yarışta küçük bir ısınmaydı. Isınmaydı diyorsun. Bayağı 48, 49, 50. Ama şey, parkur gayet akıcı, güzel. Değil mi? Kesinlikle, yani bir 45 ortalamanın üzerinde çıkarıyor herhalde. Hadi bakalım. Evet, herkes yavaş yavaş gelmeye başlamış. Yavrum falan buraları. Paso sporcu olur. Yurt dışından da gelen çok insan var arkadaşlar. UCI Grand Fondo olduğu için. Evet, UCI Grand Fondo diyoruz. Bu yarışın bir özelliği arkadaşlar. Dünya şampiyonasına slot veriyor. Hem zamana karşı dünya şampiyonası. Hem de normal yol Grand Fondo dünya şampiyonasına. Onun için burada bunu almak için bir sürü insan yurt dışından da buraya geliyor. Onlarla da güzel bir yarış olacak. Hep biz bize yarışmayalım değil mi? Hadi bakalım. Ardan Palas'ın sert dönemecine geldik yine arkadaşlar. Burada şimdi sağ sert var. Bu otel efsane bir otel bu arada. Ardan Palas. Ben burada 4-5 gün kalma durumum vardı. Kalmıştım. Ta Ajans Spor zamanı. Ajans Spor genel müdürlüken. Turnuvaya gelmiştik, tutturgon turnuvası. Vay be, ne günlerde. Evet, o Ajans Spor dönemi arkadaşlar. Haberini yaptım bisikletçiyle. Yani o dönemlerde işte Ahmet Avrupa şampiyonu olmuştu pistte. Onun haberini yapmıştık. Şimdi de onunla beraber antrenman yapıyorum. Yaklaşık 10 yıl sonra falan. Çok değişik bir şey be. Hadi bakalım, devam. Kilometrelere geliyoruz arkadaşlar. Son 2 kilometre.
ön grup burada. Ya bu yarış bence kısa, sprint finish biter. Burada artık herkes yer almaya başlar. Kalabalıkta bir grup olduğu gibi geliyor bana. Bir tane yarış var. Tam olarak 67 kilometreyi bitirdik arkadaşlar. Finish buralarda bir yerde olacak. Otele geldik. Köşede durmayın. Bitirdik. Teşekkürler arkadaşlar. Valla. Sonunda güzel nabzı da çıkardık. Gerçi evet. Ben arkada çok fazla power da vermedim. Bunun çıktıysa bunun çıkmıştır. Valla nasıl da? 350 gidiyorduk orada. Değil mi? Nasıldı parkur? Bir profesyonel görüşü alalım. Bence eğlenceli bir parkur. Hı. Yani sağ sol dönüşler bayağı çok fazla var yani. Hı. Yol da geniş değil çok fazla. Hani dar bir yollardan geçiliyor. Hı. Yokuşlar da sporcuları oldukça zorlayacaklar diye düşünüyorum. Bir tane zaten yani, o sert bir yokuş var. Oraya girerken dikkat etmek lazım. O biraz lazım. Heyecan yaşatacak. Aynen. Zaten grup koparsa orada kopar. Evet. Yani kesinlikle. Ön taraftan giden olursa orada gider. Aynen. Onu ama sprint finish düşünüyorum ben sence? Kısa yani, kısada. Kısada muhtemelen bir grup finish olacak. Grup finish olur. Hatta yani yine video kaydında arkadaşlar göreceklerdir. Son 10 kilometrenin asfalt kalitesi gayet başarılı, aynen. Yolda geniş. Yani temkinli olmakta yine fayda var. Tabii orada gruptan koparsanız arkadaşlar siz pazar sürüşüne devam edin. Grup çünkü sizden bir 10 dakika orada fark atabilir yani. Değil mi? Evet. Ha hızlı bir yarış olacak. Dikkat edin. Her şeyden önemlisi dikkatli olun. Kesinlikle. Keskin dönüşler var. Aynen. Aynen kalabalıksa siz eğer kendinizi şey hissetmiyorsanız biraz geride girin. Çok da şey yapmayın. Sonuçta Grand Fondo bu. Yani olimpiyata önce göndermiyorlar. Olimpiyata bunlar gidiyor. O da Grand Fondo da yarışmıyor. Hadi bakalım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Gideyim şimdi hemen editleyeyim. Onlar da antrenmana devam etsinler. Sizin 3 saat var değil mi? Evet. Aynen. Devam edeceğiz. Bir saat. Aynen. Benim 2 saat bitti. Yarın da bir belki zamana karşıya bir çıkarım. Şurada öyle bir turlarım. TT'ye bir bakalım. Ama bugünlük bu kadar. Sürüşümüzü yaptık. Şimdi otele gelelim, dinlenelim, editimizi yapalım. Bu arada daha bu sene çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da like etmeyi unutmayın. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.